Zor bir video. Ne söyleyeceğimi aslına bakarsanız çok da bilemediğim videolardan biri. Bizim için Polonya artık bitti. Polonya hikayesinin sonuna geldik. Artık yeni bir durağımız var. Bugün de böyle aslına bakarsanız merkezde son bir tur atarken Polonya'da neleri özleyeceğiz, neleri özlemeyeceğiz ve tabii ki en sonunda yeni durağımız neresi? Biraz bunlardan konuşmak istiyorum. Bu iş bekleniyor muydu yoksa aniden mi oldu diye sorarsanız planlarım da vardı. Ben size her zaman Polonya'nın bir geçiş ülkesi olabileceğinden bahsetmiştim. Buraya aşağı yukarı ilk geldiğim zamanlarda da böyle bir planım vardı. 4 yıl, 5 yıl gibi bir kendime pay biçmiştim. Ve planlarım tuttu diyebilirim bu noktada. Doğru adımları attığımıza inanıyorum. Dolayısıyla 4-4,5 yıla yaklaşıyoruz artık Polonya'da. 2017 yılında gelmiştim buraya. Artık Polonya'dan ayrılmanın vakti geldi. Hava hala gerçekten bayağı soğuk bu arada. Bunu özlemeyeceğim kesin. Ben Polonya'yı seviyorum arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu kararın altında tamamen başka sebepler var. Yani bana demeyin ya bizi Polonya'ya işte davet ediyorsun, öneriyorsun, kendin niye gidiyorsun derseniz. Dediğim gibi başka sebepler, başka bir iş aslına bakarsanız buna oldu. Artık mevcut şirketimde çalışmayacağım, başka bir firma için çalışıyor olacağım. Zaten bu sebeple gidiyorum. Aksi takdirde kesinlikle Polonya'dan ayrılmayı düşünmezdim. Aslında en temel sebep mevcut firmamda olan son dakika değişiklikleri diyebilirim. Beklediğim şeyler maalesef olmadı şu anki mevcut firmamda ve bilirsiniz yani uzun dönem belli bir firmada, aynı firmada çalıştıktan sonra bazı şeyler çok durağan hale gelir. Ve aslına bakarsanız öğrendiğiniz şey sayısı gittikçe gün be gün azalır. Bir noktada bu sıkıcı olur. Artık emeklilik yaşına gelmediyseniz yani 50 üstü diyeyim bunu Avrupa için gelmediyseniz bizim yaşlarımızda sürekli kendinize bir şeyler katmanız, bir şeyler öğreniyor olmanız beklenir. Fakat mevcut firmada artık bu böyle ilerlemedi. Bu konuda gerçekten çok üzgünüm. Aslına bakarsanız ben IBM'de çalışıyorum biliyorsunuz. IBM'i gömmüyorum burada. Ama bazı şeyler artık çok monoton oldu. Ben de böyle bir değişiklik yapma kararı verdim. Bence güzel oldu. Güzel olacak. Şu ana kadar yeni firmamın bana gösterdiği ilgiden son derece memnunum. Öğrenebileceğim şeyler bana çok aslına bakarsanız heyecan veriyor. Heyecanlanıyorum. Bu uzun zamandır yaşamıyor olduğum bir şeydi. O yüzden ben de merakla bekliyorum. Maskemizi de taktık çünkü bayağı dikkat ediyoruz son günlerde. 3 gün sonra uçuşumuz var. Tabi uçuştan önce 24 saat kadar önce bir PCR testine girmek zorundasınız. Uçağa binebilmek için. Onun da sonucunun negatif olma zorunluluğu var tabii ki. Böyle bir durumda biz de kendimizi riske atmıyoruz. Hatta bakarsanız dışarıya bile çıkmamaya çalıştık son dönemde ama artık bugün hani son bir ortalığı görme gezme anlamında çıkmak zorunda hissettik kendimizi. Ama dediğim gibi çok dikkatli olacağız. Polonya'yı kesinlikle veya kesinlikle kötü hatırlamayacağım arkadaşlar. Ben açıkçası bu ülkeye ve bu şehre çok şey borçlu olduğumdan emin olabilirsiniz. Gerçekten de böyle. Yani bu tarz geçişleri ben buraya gelmemiş olsaydım, bu bağlantıları kurmamış olsaydım kesinlikle yapamazdım. Türkiye'den direkt yapabileceğimi düşünmüyorum. Tabii ki yapılabilirdi belki ama burada olarak yani bu insanlarla işte internasyonel bu güzel insanlarla tanışarak bu tarz şeyleri çok daha rahat elde edebileceğinizden emin olabilirsiniz. Polonya'ya bir geçiş ülkesi dememin sebeplerinden biri de budur. Çok iyi hizmet etti diyebilirim Polonya bize. Hem iş anlamında hem de sosyal anlamda gerçekten bizi ileriye taşıdı. Zaten böyle bir yeni ülkeden beklentiniz de bu olmalıdır. Gittiğiniz zaman orada böyle sürünmek, yani sürünmek demeyeyim de eğer sıkıntı çekecekseniz böyle bir değişiklik yapmanın çok da, yani benim görüşüm tabii bu, çok da bir anlamı yoktur. Gideceğiniz yerin sizin hayat standardınızı üst seviyeye çıkartması beklenir. Polonya'nın da bize verdiği buydu. Şimdi artık yeni lokasyonumuzda Polonya'nın da üzerine çıkmayı bekliyoruz, hedefliyoruz. Zaten o yüzden böyle bir değişiklik yaptık. Ortada bugün gerçekten çok kalabalık. Galiba bazı restoranlar mesafe kuralına uyarak insanları içeriye almaya başladı. Özleyeceğim yani şey tabii ki bu merkez yani Rynek konsepti. Ve tabii ki buradaki hepinizin bildiği gözümüzün bebeği Amarinho dondurması. Eylül sanıyorum en son yiyebildiğimiz değil mi? Eylül falan olması lazım. Eylül'den beri yiyemedik ama ne yapalım bilmiyorum. Sadece bunu yemek için belki Wrocław'a önümüzdeki dönemlerde seyahat söz konusu olabilir. Yeni gideceğimiz yerde de tabii ki anladığım gördüğüm kadarıyla bir merkez konsepti var.
Ama Polonya merkezlerinin farkı işte böyle meydan olması, yani square dediğimiz olay olması ve her şeyin de aşağı yukarı burada oluyor olması. Krakow'da böyle, aşağı yukarı Varşova'da böyle, Wrocław'da böyleydi, Poznan'da böyle. Bu birazcık Polonya'ya özel bir durum olduğunu düşünmekle beraber yeni lokasyonumuzda böyle bir şey olmayacak. Sanıyorum bunu özleyeceğim. Kuye mi? Özlemeyeceğim şeylerden biri aslında belki de başına geliyor tabii ki buranın dili. Ama arkadaşlar yani artık kulağımız alıştı sokakta bu dili duymaya. Son derece alışacağız. Yeni gidiş yerlerde de tamamen farklı bir dil var. Tabii Polonya'da yaptığım hatayı yapmak istemiyorum bu noktada. Yeni gideceğim yerin dilini daha gittiğim ilk günden itibaren öğrenme çabam olacağından emin olabilirsiniz. Hani Polonya'da bu hata mıydı değil miydi bilmiyorum. Eğer yapsaydım belki sosyal hayatta daha çok rahat edebilirdim. Muhtemelen öyle ederdim zaten. Ama bir noktada da Polonya'nın son durak olmadığını bildiğim için heves etmedim. Yani dilini öğrenmeye heves etmedim. Ama yeni yerde kesinlikle böyle olmuştuk. İşin bir diğer komik yanı da arkadaşlar, biz buraya 4,5 yıl önce geldik. Ve benim o noktadan sonra tanıştığım herkes, bütün arkadaşlarım neredeyse Wrocław şehrinden ayrıldı. Kimisi Wrocław'dan ayrıldı, kimisi de tamamen Polonya'dan ayrıldı. Dolayısıyla bizim Wrocław'daki sosyal çevremiz özellikle son dönemde inanılmaz küçüldü. Ben de bundan birazcık rahatsızım açıkçası. Dolayısıyla da böyle yeni bir yere gidiyor olmak, yeni insanlarla tanışacak olmak bizim için çok heyecan verici, çok da güzel bir deneyim olacağına eminim. Vallahi hüzünlü dakikalar. Rünnek'teki son turumuz. Gönül isterdi ki tabii ki her yer açık olsaydı. Aslında yemek istediğimiz mesela önemli olan şeylerden biri. Yemek istediğimiz birkaç şey vardı. Geçen aslında size göstermiştim şu arkada fırında pierogi yapılan bir yer vardı. Hani kapanmıştı ya. Orayı yemeyi çok isterdim aslında gitmeden. Ne? Hayır canım, pierogi. Ama mümkün olmadı tabii. Onun dışında var mı senin yemek istediğin bir şey mesela gitmeden? Amarinho. Tabii Amarinho zaten söyledim ama. Amarinho, şarlotka, bulka sımaslanmış şarlotka. Şarlotka. Şarlotka arkadaşlar, Polonya'ya özel bir tatlı. Aslında şey, elmalı tart gibi ama belki birkaç en ufak... En güzel yapılan yeri ama bulka... Onu göstermişti canım. Dedi yukarsa. Önceki videoları izlersiniz. Evet. O daha önce göstermiştik zaten. Şarlotka, Polonya tatlısı. Onu zaten çok seviyoruz. Onu da yiyemeyeceğiz maalesef. Hani belki eve söyleriz ama eve gelirim bilmiyorum. Tatil için gelir miyiz bir daha Polonya'ya? Muhtemelen geliriz. Zaten çok yakın arkadaşlarımız Krakow'da yaşıyorlar biliyorsunuz. Yani nikahımızı bile onlar yanımızda olsun diye Krakow'da yapmıştık. Onlara sürekli bir gitme gelme durumu olacaktır. Zaten artık bulunduğumuz şehirde direkt havalimanı olduğu için Wrocław gibi değil, istediğiniz yere her an gidebileceğiniz, elinizin altında bir hava yolu artık mevcut olacak. Dolayısıyla bizim hatta belki mevcut, şu anda sonuçta Wrocław'dayız, Krakow'a gitmek. Trenle aşağı yukarı 4 saat desek, muhtemelen daha bile kısa sürebilir yani Krakow'a gitmek bizim için şimdi. Şimdi gelelim yeni durağımızın neresi olduğuna. Arkadaşlar yeni durağımız Hollanda. Artık Polonya'dan Hollanda'ya taşınıyoruz. Niye Almanya değil, niye Hollanda? Birazdan bunları konuşacağız ama Hollanda'yı seçmemin tabii ki belli başlı sebepleri var. Bu sebeplerin başında tabii ki iş teklifinin oradan alışım var. Ama baktığınız zaman ben başka ülkeye başvurdum mu? Çok da başvurduğumu söyleyemem. Bir ara Almanya ile Hollanda arası gittik geldik. Aslına bakarsanız olayın en başına dönelim. Ben Polonya'ya ilk geldiğim zaman ve hatta gelmeden önce benim amacım Polonya'dan Amerika'ya gitmekti. Ve ilk 1-1,5 sene kadar falan bunu yapabilmek için bayağı uğraştım. Yani bağlantılar kurduğum, işte oradaki firmalara başvurduğum, tabii ki beni reddettiler. Çünkü bildiğiniz gibi Amerika vize verme konusunda bir Avrupa'dan falan çok daha zor durumda. Daha sonra baktım ki özellikle Amerikalı arkadaşım olduktan sonra, çok fazla Amerikalı arkadaşım olduktan sonra Amerika'daki durum çok da fazla hoşuma gitmedi. Zaten siz de son dönemki haberleri takip etmişsinizdir. Amerika çok bana güvenli gelmedi. Ve Avrupa'yı da aslına bakarsanız çok sevdim arkadaşlar. Yani ben daha önce Avrupa'yı gezdim ama böyle uzun dönem yaşamak, farklı noktalarına defalarca gitmek, işte Almanya'ya, Hollanda'ya, Fransa'ya defalarca gitmek, oraları yakından gözlemlemek çok iyi oldu bence bu kararı almak için. Dolayısıyla o baştaki Amerika kararımı Avrupa olarak önce bir değiştirdim. Daha sonra bir ara Danimarka aslında bizim için popüler oldu. Çünkü Danimarka'ya birkaç kere gidip geldik, iş için gidip geldik. Bir müşterim vardı benim Danimarka'da. Oraya birkaç kere gitmek zorunda kaldım. Kopenhag'a falan gittik işte. Orada da böyle Danimarkalı arkadaşlarım oldu. Orayı da böyle güzelce gözlemleme fırsatım oldu.
Danimarka'yı beğendik. Şimdi Danimarka'yı beğenmedik desem yalan olur. Ama bir şey beni itti de demeyeyim de ne diyebilirim ona, böyle bir şey çekmedi. Yani burada yaşarım. Mesela onun sebeplerinden biri bence şuydu. Saat işte biz kıştı değil mi oraya gittiğimizde? Kıştı. Böyle 5 gibi falan, akşam 5 gibi. Her yer kapkaranlık. Sokaklarda ışık yok. Her yer kapalı. Korona döneminden falan bahsetmiyorum. Her yerin gerçek manada kapalı olduğu bir yer ki ben bunu sevmem arkadaşlar. Ben daha böyle canlı şehirleri severim. Dolayısıyla Danimarka beni bu noktada birazcık üzmüştü. Danimarka'dan sonra yine böyle kuzey ülkelerine birazcık baktık. İşte İsveç, Norveç gibi ülkelere biraz baktık. Ama orası da tabii ki refah seviyesi çok fazla, çok yüksek olmasına rağmen bir noktada gerçekten çok kuzey, soğuk iklimler. Ya bu benim için çok problem miydi? Bilmiyorum, sanmıyorum. Çok ben havadan etkilenen bir insan değilim ama yine de daha iyi seçenekler bulabileceğimi düşündüm açıkçası. Ve oranın insanının bir noktada ırkçılık demiyorum buna, kesinlikle yanlış anlamayın ama araya çok fazla mesafe koyduğuna dair çok araştırma yaptım, çok da hikaye dinledim. Böyle bir durumda da karşılaşmak istemedim, böyle bir durum olsun istemedim. Polonya ne kadar böyle görülse de bazı insanlar tarafından, ben böyle olduğunu düşünmedim hiçbir zaman burada, çünkü her milletten Polonyalı dahil arkadaş edinebilmiştim. Ama kuzey ülkelerinde açıkçası böyle bir durumda kalmak istemedim. Dolayısıyla oraları da eledik. Gele gele elimizde iki tane seçenek kaldı arkadaşlar. Birincisi Almanya'ydı, ikincisi Hollanda'ydı. İki ülkeye de daha önce gittik defalarca. Gezme fırsatımız oldu. İki ülke de çok güzel, ekonomisi çok güçlü ülkelerinden. Tabii ki Almanya'dan bahsetmek zaten gereksiz bu konuda. Ama neden Almanya'yı değil de Hollanda'yı tercih ettiğimin aslına bakarsanız çok temel bir sebebi var. Ben iki ülkenin de dinamiklerini aşağı yukarı bildiğime inanıyorum. Çok fazla çünkü araştırma ve konuşma fırsatım oldu. Almanya'da arkadaşlar özellikle iş hayat dengesi bakımından bir dengesizlik olduğunu fark ettim, hissettim ve okudum. Hollanda ise konunun tam tersi aslına bakarsanız. Hollanda'da da iş hayat dengesinin son derece önemli olduğunu keşfettim. Bu Polonya'da da böyleydi. Dolayısıyla Polonya'dan sonra iş hayat dengesizliğinin içine girmek istemedim. Zaten mümkünse ve mümkünse birazcık bile daha rahat olabileceğim bir ülke olan Hollanda'yı tercih etme sebeplerimden biri buydu. Aslında bu söylediğime paralel olarak yanılmıyorsam dün bir grafik gördüm. Türkiye haftalık çalışma saati bakımından birinciydi Avrupa ülkeleri arasında. Şu an tam saati hatırlamıyorum. Ama Hollanda'nın sonuncu olduğunu hatırlıyorum. Ya bu demek değil ki yani biz tembeliz çalışmıyoruz. Hayır, öyle değil. Bu sadece iş hayat dengesinin orada ne kadar önemli olduğunu gösteren bir doneydi benim için. Mesela şöyle hikayeler varmış. İşte yoğun hissettiğiniz, yorgun hissettiğiniz, böyle üzerinizde çok baskı ve stres hissettiniz ki biz Türkler olarak genelde böyle hissetmiyoruz buralarda. Yöneticilerinizle bunu çok rahat bir şekilde dile getiriyormuşsunuz ve onlar size kafa izni denen o şeyi çok daha rahat sağlıyormuş. Hatta mümkünse iş yükünüzü bile azaltıyorlarmış. Bu tarz şeyler benim için çok önemlidir arkadaşlar. Bunun yanında tabii mükemmel doğası, olanakları Hollanda'yı tercih etmemin bir diğer sebepleri arasındaydı. Bu konuların üzerine daha uzun uzun konuşuruz tabii ki. Videolarım devam edecek. Arkadaşlar güvercin şuramdan falan geçti yani. Manyetin yani. Neyse bu konuların üzerine daha fazla konuşuruz. Ondan sonra ne oldu? Tabii ondan sonra işten istifa etme, Hollanda'da ev bulma tamamen üzerine kitap yazılabilecek bir konu. İki aydır arkadaşlar canımız çıktı Hollanda'da ev bulurken. Ama bu zaten oradaki çok temel problemlerden biri Hollanda'da. Ev bulma, ev fiyatları ve daha sonra tabii ki eşyalarımızı toplama, evden çıkma ve eşyaları bir şekilde oraya yollama süreci başladı. Ki yarın itibariyle bir kamyon gelip evdeki eşyaları alıp Hollanda'daki yeni evimize getirecek karayoluyla. Bu şekilde anlaştık. Ve evet, son dönemki yoğunluğumuzun birazcık da YouTube'dan uzak kalma sebebim buydu arkadaşlar. Artık yeni bir ülkeye geçiyorum. Bu sizler için ne demek? Polonya tabii ki maalesef bitecek videolarda bir şekilde. Ben yine sorularınıza cevap vermeye çalışırım. Instagram üzerinden ve YouTube'dan zaten sorular soruyorsanız ben de cevaplıyorum. Yani Polonya'dan gittim diye buna son verecek değilim. Artık yeni bir ülkedeyiz. Hollanda'dayız. Umarım Hollanda'daki içerikler de sizin ilginizi çeker. Açıkçası baktığınız zaman Polonya biraz durağan olmuştu. Polonya'da çekecek çok da fazla şey kalmamıştı. Şimdi yalan yok. Şimdi benim için de böyle YouTube konusunda da yeni bir heyecan var.
Umarım siz de benim yeni içeriklerimi takip etmeye devam edersiniz ve bu kanalı beraber büyütmeye devam ederiz. Polonya hakkında daha ne söyleyebilirim bilmiyorum. Ama aklınıza takılan bir şey varsa mutlaka yorumlara yazın. Benim bu sıralar aklım birazcık karışık. Şimdi de aslına bakarsanız videoyu çok da fazla uzatmadan sonuna geleceğim. Çünkü bir noktada da eve gidip toplanmaya devam etmemiz gerekiyor bizim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana olan, bugüne kadarki olan destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım dediğim gibi yeni yaşantımızda ve yeni ülkemizde beraber olmaya devam ederiz. Şimdilik bizden bu kadar. Yakın dönemde tekrar karşınızda olmak üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.